إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet arkadaşlar, Neml suresinde devam ediyoruz. 15. ayette kalmıştık. 15. ayette alemlere Rab olan Allah ve lekad atena Davude ve Süleymane ilma. Bu mübarek surede geçen ikinci kıssa bu. Yani daha önce alemlere Rab olan Allah Musa Aleyhisselam'ın kıssasını bize zikrederken bu surede ikinci kıssa olarak kim? Davud ve onun oğlu olan Süleyman'ın kıssası zikredilmekte. Rabbimiz diyor ki وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Yemin olsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ikisine ilim verdik diyor. Nasıl bir ilim? Yani Davud ve Süleyman'a biz diyor ilim verdik diyor Rabbimiz. Nedir bu? Sabuni demiş ki Davud'a ve Süleyman, yani onun oğlu olan Süleyman'a dünya ve din ilimlerde geniş ilim verdik. Dünya ve din, yani eskilerin ifadesiyle dini ve dünyevi ilimler derlerdi. Taberi der ki bu Allah'ın sadece onlara verdiği kuşlar, hayvanlar ve diğer varlıklara konuşma ilmidir. Evet. Şimdi bu ayete baktığımız zaman Süleyman Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam'a verilmiş olan ilim günümüz insanların ulaştığı ilimler değil. Çünkü günümüzde insanların böyle kuşlarla, işte hayvanlarla vesaire konuşmaları yok. İnsanlar yapıyorlar, bunları yapıyorlar. Belki günümüzde işte yeni keşfedildi sanılan internet ve benzeri işte durumlar, işte dijital dünya ve benzeri şeyler. Bundan daha ötesi şeyler var mıydı? Allah-u Alem sanki var gibi. Çünkü dediğimiz gibi bu sadece Süleyman'a ve Davud'a verilmiş olan, yani ilim, dediğimiz gibi kuşlarla konuşuyorlar mesela. Davud Aleyhisselam tesbih ettiği zaman kuşlar onunla beraber tesbih ederlerdi. Şimdi böyle bir ilim günümüzde hangi insana verilmiş veya insanoğlu işte bu kadar ilerlemesine rağmen böyle bir ilim verilmiş mi kendisine? Böyle bir ilim verilmemiş. Herhalde zaten günümüzde insanlar böyle bazı şeyleri keşfedip icat edince zaten kendilerini tanrılaştırıyorlar. Veya diyelim ki işte birileri bir icat, yani dünyada var olan bir şeyi ortaya koyup da bir şey icat edince insanlar onu ne yapıyorlar? Tanrılaştırıyorlar. Halbuki ayet diyor ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik diyor. Taberi diyor ki bu dünya ve dine dair ilimlerdir. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Davud ve Süleyman Allah'a şükrederek ikisi Allah'a dediler ki hamdolsun o Allah'a hamdolsun dediler. Bize risalet ve ilim vermesi, insanları ve şeytanları bizim emrimize hazır kılarak bizi mümin kulların çoğunda ne yaptı? Üstün kıldı. Hamdolsun ona dediler. Yani ve kâle elhamdülillahillezî hamdolsun ona ki faddalnâ alâ kesîrin min ibâdil müminîn. Bizi mümin kulların çoğunda üstün kıldı. Evet, bu da ayrı bir durum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Davud ve Süleyman aynı zamanda kendilerine hükümdarlık, yani krallık verilmiş olan iki peygamberdir aynı zamanda. İnsanoğlu baş olma sevdasına meyli bir yaratıktır. Veya insan dünyada lider olmak için çaba sarf eder. Lider olmak için elinde gelen her şeyi yapar. Veya insanlar tarafından fark edilmek için elinde gelen her şeyi yapar. Günümüzde de mesela özellikle Müslümanların arasında çıkan en büyük itirafların sebebi her grup, her lider kendisinin üstün ve en önde olduğunu görmesine kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu Davud'la Süleyman Aleyhisselam'a verilmiş olan nimet sıradan bir nimet değildir. Çünkü dünyada insanlara hükmetmek, yani otoriteyi gücü elinde bulundurmak sıradan bir şey değildir. İnsanlar ne yaparlar? İnsanlar güçlü olanın da tercihlerini kullanırlar. Güçlü olana saygı duyarlar. Güçlü olana hürmet gösterirler. Malı mülkü çok olana hürmet gösterirler. Zavallı fakir bir adama kim ne diye hürmet göstersin? Şimdi mesela böyle bir kıyaslama yaptığımız zaman günümüzde diyelim ki bir mümin veya o gün için diyelim bir mümin düşünelim. Dünyalık olarak herhangi bir gücü imkanı yok.
Ama mesela düşünen ki Süleyman Aleyhisselam veya Davut Aleyhisselam hem müminler yani Allah tarafından elçi olarak görevlendirilmişler. Aynı zamanda neye sahipler? Aynı zamanda bütün insanlara hükmettikleri gibi insanlar dışında insanların isimlerini bile duydukları zaman korktukları, mahiyetlerini bilmedikleri cinlere de hükmediyorlar. Hayvanlarla iletişime geçiyorlar. Hayvanlar onların emrinde. Rüzgara emir veriyorlar. Yani mesela günümüzde bile insanlar bazı verileri bazı yerlere göndermeleri için ne kullanıyorlar arkadaşlar? Somut olarak işte uydular kullanıyorlar, araç gereçler kullanıyorlar değil mi? İşte istasyon oluşturuyorlar vesaire. Niye bir yerde başka bir yere işte veri aktarmak için işte gerek bu istihbari olsun gerek dünyalık olarak faydalanmak olsun. Ama Süleyman Aleyhisselam'a rüzgara bir emir veriyor. Rüzgar dediğim gibi başka bir yöne esiyor mesela. Böyle herhangi bir aygıt yani arada bir aygıt böyle bir işte istasyon böyle bir uydu. Diyelim ki uydular bugün mesela internet işte bazı istasyonlar vesaire şunlar bunlar olmasa işte bu çok güvenli bizim kullanmış olduğumuz internet ve benzerleri hepsi çökerler. Hiçbir işe yaramazlar. Ama baktığımız zaman bu araç gereçlerin hiç tanesi olmadan Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Rüzgara hükmediyor. Süleyman Aleyhisselam en zor olan işleri insanoğlunun başaramayacağı çünkü cinler daha pratik hareket ediyorlar ve birçok şekillere de girebiliyorlar aynı zamanda ve zor işlere de katlanabiliyorlar. Onlara koca koca saraylar, koca koca gökdelenler ne yapıyor? Yaptırıyor mesela bakıyoruz Süleyman Aleyhisselam ve bu çok zor bir şey değil yani. Bir nevi tabir elindeyse maddi anlamda da herhangi bir güçlük getirmiyor yani. Bütün bu nimetler. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman evet böyle bir nimet dünyada vermesi olağanüstü bir şeydir. Mesela hangimizin gönlünde böyle dünyada insanlara lider olmak, böyle işte hitap edebilen, lider olan işte böyle insanlara hükmeden herkesin gönlünde bu yatar. Böyle yaşlı bir adamı bile bulsanız, böyle köylü falan bir adam düşünseniz yani o da mutlaka bir şekilde her insanın yapısında bu var. Ama işte herkesin yapısında bu olması bunu o noktaya götürmüyor. Bu Allah vermesi lazım ki olsun. Ve işte bu nimet bu ikisine verilmiş. Ve onlar da diyorlar ki ne diyorlar? Diyorlar bizi diğer kullarına yani birçok mümin kullarına üstün kılan, alemlere kılan Allah'a hamdolsun dediler ikisi. Evet büyük bir nimet. Ve varise Süleyman'a Davud'en. Ne oldu? Süleyman varis kılındı. Yani Süleyman Davud'a varis oldu. Nasıl varis oldu? İlim ve hikmet olarak. Yani hükümdarlık olarak. Yoksa evlat olarak değil. Yani Davud Aleyhisselam'a verilmiş olan bir peygamberlik vardı. Ve aynı zamanda Davud Aleyhisselam'a verilmiş olan krallık vardı. Süleyman buna bu ikisinde Davut Aleyhisselam'a varis oldu. Kelbi diyor ki Davud'un 19 oğlu vardı. Bu veraset peygamberlik ve hükümdarlık değil de mal veraseti olsaydı şüphesiz bu hususta bütün çocuklar eşit olurdu. Ve kâle Süleyman dedi ki yani Davud'a varis olan Süleyman dedi ki kâle ya yuhannâsı ullimne mantikattayir dedi ki ey insanlar dedi bilin ki yani Allah bize ikramda bulundu, inhamda bulundu, ihsanda bulundu ve bize kuşların konuşmaları yani kuşların dili öğretildi dedi. Bu sadece böyle eskide tabi insanlar dünyada şahit oldukları yani dünyada yeni gelişme anlamında şahit oldukları şeyler az olduğundan dolayı mesela eskide yaşamış olan insanlar bu ayetleri okurken şöyle düşünmüşler. Yani işte kuşlarla konuşulabilirmiş işte kargayla, işte bülbülle, işte fark etmiyor hangi kuş türü olursa olsun. Konuşulabilir mi? Genelde insanlar böyle düşünmüşler. Ama burada bize kuşların dili öğretildi. Allah'ın doğrusunu bilir. Bizim sadece anlayabileceğimiz şekilde mücerret bir kuşlarla konuşma değil. Bu çok daha öte bir şey. Çünkü diyor Darya ikisi bize birçok mümin kulunda yani fazladan insanda bulunan Allah'a hamdolsun diyorlar. Yani
Bu böyle tabir yerine ise uluslararası, yani dünyada, dünyanın herhangi bir bölgesinde hükmeden, oraya işte dediğim gibi istihbarat alabilen, haber alabilen, ha işte diyelim ki emrinde işte herhangi bilinmeyen bir yer bile olsa oranın ahalisiyle alakalı haberleri olan, mesela Sebe memleketi, Sebe ülkesi böyle keşfedilmiş mesela. Yani Hüdhüd'ün tabir yerine ise işte böyle gezmesi sonucu gelmiş Süleyman Aleyhisselam'a böyle bir belde halkına haber vermiş. Süleyman Aleyhisselam çok bir şey yapmıyor yani onların kendisine gelmesi için. Kendisine haber gönderip de bana geleceksiniz dediği zaman onlar Süleyman Aleyhisselam'a hediye takdim ediyorlar. Yani diyorlar gibi sana mal mülk verelim diyorlar. Diyor ki bana ben bu tahtındayken onun tahtını kim getirecek diyor. İleride gelecek. Kendisine ilim verilmiş olan bir kimse dedi ki sen göz açıp kapanca kadar ben onu getiririm dedi. Yani bu çok sıradan. Eskiler bunu kerametle izah etmişler. Yani dediğim gibi adam dünyada yaşanan hadiseleri bilmeyince yani böyle görmüş. Ama şimdi mesela diyelim ki biz dünyada işte böyle teknoloji dediğimiz, böyle dijitalleşme çağı dediğimiz, yani bugün burada yaşayan bir adam işte dünyanın herhangi bir yerindeki bir adamla belli aygıtlar kullanarak iletişime geçtiğini, belli aygıtlar sonucu bazı yönlendirmelerde bulunduğunu, mesela diyelim ki adam burada dünyanın herhangi bir ülkesine işte diyelim ki bir ürün alacak. Ne yapıyor mesela diyelim? Belli aygıtlar kullanarak sipariş veriyor. Ürünü geliyor mesela diyelim. Oraya falan gitmesine gerek kalmıyor. Ama normal şartlarda eskiye göre hesaplasak işte seyahat araçları nelerdir en fazla? Trenin keşfi yanılmıyorsam 100 sene gibi bir şey. Allah'a emanet, belki daha geride de olabilir. Yani nedir? İşte atlardır. Efendim söylüyorum, öküzlerdir, eşeklerdir, katırlardır. Bunlarla seyahat yapacak adam gelecek. Bu da bir ömür belki sürer. Değişik de olabilir ama neticede dediğimiz gibi böyle Süleyman Aleyhisselam yani Sebe yani Yemen ile Kudüs'ün arasına baktığımız zaman nereden nereye bir anda o hükümdarlık koltuğu, makamı onun yanında oluyor mesela. Yani eskiler dediğimiz gibi demişlerdi ki Allah dostudur bu adam. Dolayısıyla kerametini göstermiştir ki böyle diyorlar zaten. Kerametidir mesela diyor. Böyle insanlara izah etmişler ama böyle değil yani. Yani biz bunu inkar etmek anlamında söylemiyoruz. Dediğimiz gibi dünyada yaşanan hadiselere baktığımız zaman bunları böyle de değerlendirmek gerekiyor. Yine de doğrusunu alemlere bulan Allah bilir. İşte diyor ki Süleyman Aleyhisselam, Allah'ın nimetini anmak için ey insanlar dedi Süleyman Aleyhisselam. Allah'ın bize ikramda bulunduğu kuşların konuşması ve bütün hayvanların çıkardığı seslerin ne anlama geldiğini bize öğretildi. Yani hayvanların dili bize öğretildi. Ve utina min kulli şey. Ve daha bize birçok nimetler verdi diyor mesela Süleyman Aleyhisselam. Bize birçok nimetler verildi diyor. İnne hâda lehvel fadlul mubin. Dedi ki dedi Süleyman Aleyhisselam. Muhakkak ki bize verilenler ve Allah'ın bize tahsis ettiği çeşitli nimetler şüphesiz apaçık Allah'ın lütfudur dedi. Süleyman burada biz böyle adamlarız işte, biz bu işin ehliyiz, biz yaptık, biz başardık, biz şöyle çalıştık, biz şöyle ettik değil. Zaten bizim de kaybettiğimiz nokta burası. Ne diyorlar insanlar birisi bir şey ortaya koyduğu zaman? Biz yaptık diyor, biz diyor çok çalıştık diyor, planlarımızı, projelerimizi böyle şöyle şöyle yaptık. Ama Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Demiyor bu bizim sayemizde. Davut zaten benim babam böyle işte Calut'la şöyle böyle savaştı, şunu etti, bunu etti, neticede İsrailoğullarını böyle esarete kurtardı, işte krallığı elde etti. Bunu demiyor mesela Süleyman Aleyhisselam. Ve diyor ben de onun izni devam ettiriyorum. Bak diyor bize korkmayan, işte şeyi yapmayan, her şey bize verilmiştir. Bizim sayemizde varsınız demiyor Firavun gibi. İnna hâda lehüvel fadlun mubin. Diyor ki muhakkak ki bu onun apaçık ihsanıdır yani. Bu Allah'ın apaçık ihsanı ve lütfudur diyor. Fazlıdır diyor. Böyle diyor yani bu böbürlenme değil. Her şeyin sahibi Allah olduğu Azze ve Celle. Evet. Bizler bile kendimiz yani Müslüman olan kimseler için söylüyoruz. Tabii ki gavurlara diyecek sözümüz yok. Onların zaten halleri belli. Müslüman olan bir kimse bile çok zenginse diyor ki şunu şunu ettim bunlar oldu diyor.
İşte biraz ilmi varsa diyor ki kardeşim diyor millet çalışırken çaba sarf ederken ben diyor ilim tahsil ediyordum diyor. Bilmem şunu ettim bilmem bunu ettim mesela. Bütün nimetleri biz kendimize izafe ediyoruz. Bundan dolayı da ne büyüyoruz ne de iki akımız bir araya geliyor. Halbuki bütün nimetlerin sahibi Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda bunu bize yani öğretiyor. Ayet bunu bize öğretiyor. Ne diyor ki muhakkak ki bu onun fazlıdır diyor. İhsanıdır diyor. Allah bunu lütfetmeseydi biz buna ulaşamazdık diyor. Bakalım mesela Şuayb Aleyhisselam ile kavmini ıslaha çağırırken diyor ki وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّتُ وَاَنِي اُنِيبُ Benim tevfikim diyor ne? Başarım, bir şey elde etmem, sonucu var, sonuca varmam diyor. Onun bana muvaffak kılmasıyla olacaktır diyor. Ben diyor ona yöneldim, ona tevekkül ettim ve ona gönülde yöneldim yani teslim oldum diyor. Biz Allah'a teslim olmadığımız müddetçe ne dünyamız dünya olacaktır ne de ahiretimiz ahiret olacaktır. Ya Rabbi bize sen muafiyet, bize ihsanda bulun. Bize merhamet et. Bizi bu dünyada aldanıp da yolunu izne kaybeden kullardan kılma ya Rabbi. Evet 17. ayette Rabbimiz diyor ki وَحُشِرَ لِسُّلَيْمَنَا جُنُودُ مِنَ الْجِنِ وَالْاِنْسِ وَالْطَيْرِ Allahu Ekber. Süleyman askerleri ve orduları toplanıp büyük bir yolculuğa ve Huşira Süleyman'a hepsi Süleyman için toplandılar. Yani Süleyman'ın ordusu toplandı öyle diyebiliriz. Cunudu onun ordusu minel cinni cinlerde ve insanlarda da dair ve kuşlarda. Yani Süleyman'ın ordusu bugün mesela hangi devlet cinlere hükmedebiliyor edemiyorlar. Bazı böyle sapkın devletler istihbarat olarak cinleri kullandığı söyleniyorlar. Bu da kesin değil ama. Kullansalar da zaten insanlar birçok şeylerine vakıf olamıyorlar yani. Bir de işin aksisi cinler Müslüman ve gavur olanlar da var. Bu da meselen ayrı bir yönü. Ha, günümüzde akılcılar ve modernistler zaten cinlerin varlığını kabul etmelerini çalıyorlar. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın en azından devleti ne kadar büyük bir devlet olduğunu ve bugünkü en süper güç diyebileceğimiz hiçbir devletin onun seviyesine ulaşamadığını bir örnek verelim arkadaşlar. Geçen yanılmıyorsam Çin'deydi. Dronlarla bir gösteri yapıyorlar. Bir elektrik kesiliyor. Dronların hepsi insanların üzerine düşüyorlar. Aynı şekilde geçen Japonya'da yanılmıyorsam elektrikli trene binip de belli bir noktaya yukarı doğru çıkmaya çalışıyorlar. Birden elektrik kesildi Çin'de. Hani insanlar çok övün oluyor ya. Orada herkes mahsur kaldı. Birkaç saat ondan sonra... 2,5 saat. Değil mi? Masum kaldılar ve sonra da indirilmek zorunda kaldılar. İnsanın ne kadar aciz olduğunu da görebiliriz. Ama böyle tanrılaştıran kafirler var ya, böyle diyorlar. Mesela Çin dediğim gibi bugün işte dünyanın her yerine hükmettiği söyleniyor. Ama dediğim gibi dronlara mesela yazılımları falan şunlar bunlar olmasa hiçbir anlam ifade etmiyor. Perişan oluyorlar. Allah küçük bir yağmur gönderse yapmış oldukları evler işte böyle koca koca gökdelenler maket gibi suyun üzerinde sallanıyor yani. Bu kadar basit. Demek ki dünyadaki gavurların böyle cafcaflı konuşması bizi aldatmaması gerekiyor. Bakın Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu ve Huşir Ali Süleyman'a cunudu minel cinni vel insi ve tayri. Süleyman'ın askerleri ve orduları toplanıp büyük bir yolculuğa çıkmak üzere onun huzuruna getirildi. Ordunun içinde cin, ins ve kuş birlikleri vardı. Süleyman onların önünde büyük bir azamet ve heybet veriyordu. فَهُمْ يُوزَعُونَ Askerlerin Süleyman'ın önüne geçmelerine engel olunuyordu. Kimse Süleyman Aleyhisselam'ın önüne geçmedi. Bir kişi. İbn Abbas diyor ki yürüyüş sırasında önüne geçmemeleri için her grubun başına ileri çıkanları geri çevirecek bir kumandan tayin olundu. Muntazam var, intizam var. Nitekim hükümdarlar böyle yaparlar. Yani hükümdarlar böyle yapıyorlar ki hani kimse bizim işte paşa, padişahımızın, işte hükümdarımızın, başkanımızın önüne kimse geçmesi mesela şey yaparlar ya. Tabii dal kavuklar bu tür yerlerde eksik olmazlar. Bunun için özel adamlar mesela görevlendirilir ama Allah-u Alem İbn Abbas böyle diyor da Süleyman Aleyhisselam böyle bir durum söz konusu değil. Zaten ona verilmiş olan şeyler belli yani. Kimse Süleyman Aleyhisselam fevyüze on kimse önüne geçemiyor yani. Bunun için özel memurlar, özel böyle yetkili yani böyle donanımlı kişiler, devlet yöneten baştaki kimseler için böyle kimseler varken Süleyman Aleyhisselam için bu durum söz konusu değil. Ordu tabir elindeyse toplanmış, belli bir istikamete devam ediyor. Hiçbir tanesi Süleyman Aleyhisselam'ın önüne geçmiyor. Böyle bir kendisinde hükümdarlık gücü var, böyle bir yetki varken
Tabriye'de ise sınırsız yetkileri var. Böyle birisi Süleyman Aleyhisselam. Şimdi dedik ya dal kavuklar eksik olmaz. Meşhur bir kitap var. Yazarı zikretmem de Semerkant diye bir kitap. Orada işte Ömer Muhtar'ın Semerkant'a gelişi anlatılınca diyor ki işte şeyle yani Melikşah'la bir araya gelmesini anlatıyor. Diyor ki tabii ben de oraya gittiğim zaman diyor ilk görüşmeye gideceğim zaman diyor hani beni de çağırdılar diyor işte oranın valisi diyor. Diyor sabah salona gittiğim zaman işte millet görüşecek ya şeyle. Diyor işte Bahtık Saray'da dal kavuklar bilmiyorum şunlar bunlar hepsi toplanmıştı. İşte padişahımız sen çok yasa sen böylesin sen şöylesin. Her taraftan zaten bunlar eksik olmazlar. Bir ara yaşadığımız ilçede belediyeye bir iş için yani görüşmeye gitmiştim. Yani bir yer açmamız gerekiyordu. Onun için hani buraya yer açmak uygun mudur değil midir anlamında dediler ki işte belediye başkanı falanca gün halkla görüşüyor. Ve şey yapıyor tamam dedik işte birebir halkı dinliyor mesela senin sorun nedir diye o anlamda durumunu izah edersin ona göre sana bir şey söylenir diye. Ya gittim orada bakıyorum şimdi bir sürü insan orada bazı şeyler dağıtılıyor yani bir kimisi çuvallar almaya çalışıyor kimisi orada beklerken belediye başkanının yanında işte böyle el pençe divan duran bir tanesi İslami en azından dışarıda İslami kılıklıydı. Sıra ona gelince gitti. Tabi ortalıkta böyle kaynıyor ortalık. Gitti direkt elini öptü. Belediye başkanının hani durumunu arz etmek için. Allah bilir ki o adamın o durumunu görünce dışarı çıktığımız şeyini de yapmamış. Hani o adamın durumunu ben görünce kendi yapacağım işlerden vazgeçtim. O adamın eline gitmekten de vazgeçtim yani. Böyle şeyler var yani. İnsanlar dediğimiz gibi kim güçlüyse, kimin elinde güç varsa onunla beraber olmak isterler. Onun yanında olurlar. Böyledir. Yani zaten buna yapacak bir şey de yok. Ama Süleyman Aleyhisselam kendisine bu kadar etki vermesine rağmen dediğim gibi hiçbir ordusu, hiçbir görevli kimse olmadan kimse Süleyman'ın önüne geçemiyor. Bunları iyi düşünmek lazım. Hatta ta ki Süleyman ordusu istikamet almış diye gidiyordu ya. Hatta idâ âtu alâ vâdi nemle. Ta ki Karınca Vadisi'ne gelinceye kadar. Yani Süleyman Aleyhisselam Kudüs'ten Suriye bölgesine karınca çok bir vadiye geldiklerinde قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلَ اُدْخُلُ مَسَاكِنَكُمْ Karıncaların içerisinde bir tane karınca dedi ki ey karıncalar yuvalarınıza girin dedi. Arkadaşlar bir yerde. Tabi yani karıncaların içerisinde Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu istikamet üzere devam edip işte yolculuğa devam edince bir karınca vadisine uğradı. Yani orada yolları geçiyordu ve orada bir karınca dışarıdaydı. Baktı Süleyman'ın ordusu geliyor ihtişamıyla. Dedi ki ey karıncalar yuvanıza girin. La yahtimennekum Süleymane ve cunuduhu hem la yeş'urun. Sakın Süleyman ve ordusu farkında olmadan ve kasten çiğnemek istemedikleri halde ayaklarıyla sizi ezmesinler, çiğnemesinler. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunu maruz gösterir. Çünkü o Süleyman'ın merhametli bir peygamber olduğunu anladı. Süleyman onun sözünü işitti ve maksadını anladı. Karınca. Şimdi bugün hangi hükümde mesela karınca şey yapabilir? Şey var arkadaşlar. Kelile ve Dinle diye bir kitap var. Meşhur bir kitap. Orada yanılmıyorsam bir Hint hükümdarının kıssasını anlatılırken arıların şeyinde duruyorlar. Hani Süleyman Aleyhisselam'la işte o hükümdarın durumunu kıyas etmek babında işte böyle arıların yanılıyorsam şeyine uğruyor. Yuvasına uğruyor. Orada işte arıyı öldürüyoruz. Hani arılar diğer arıyı öldürüyor. Diyorlar ki niye bu arıyı öldürdü? Diyorlar ki arılar hata yapan bir arıya kesinlikle yaşam hakkı tanımazlar diyor. Yanlış yaptım direkt öldürürler. Diyor ki o zaman biz aynısını yapalım diyor. Yani yanlış yapan insanlara o zaman biz aynısını yapalım diyor. Yani şimdi bu arıların tertip ve disiplinini çalıştığı anlamında. Düşün hatta hükmeden birisi arıların hallerine haberi yok. Ama Süleyman Aleyhisselam dediğim gibi bugün bile yani çok donanımlı olduğu söylenen işte çok güçlü bir istihbarat yapısı işte güçlü bir şeye sahip olduğunu düşünmemiz herhangi bir dünyadaki bir devlet başkanı karınca kulağına bile girse farkına varmaz yani. Burnunda girse içeriye farkına bile varmaz. Ama Süleyman Aleyhisselam
geçiyor ve karıncanın bir tanesi konuşuyor. Süleyman Aleyhisselam onun konuşmasını işitiyor. Ve diyor ki فَتَبَسَّمَّا دَحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا. Karıncanın bu sözünü, yani karıncanın kendisini ve ordusunu öldüğünü işitince gülümsedi. Çünkü karınca farkında olmadan la yeşurun, yani farkında olmadan size zarar verilen, farkında olmadan sözü onların takva sahibi ve hayvanlara zarar vermekten sakınan kimseler olarak tanıtmaktadır. Ve kâle Rabbi evzi'ni en eşkure ni'metekelleti en amte aleyye ve ale valideyye. Süleyman dedi ki ey Rabbim, ey sahibim, bana ve anama babama lütfettiğin nimet ve ihsanlarına şükretmeyi bana ilham et. Amin ya Rabbi. Ve kâle Rabbi evzi'ni, yani Rabbim bana ilham et. Yani bana bu nimeti ver. İlham Allah'ın bir nimetidir. Bana ilham et ve bunu beni ona muvaffak kıl. Ve en a'mele salihan tardahu. Ve beni sana yaklaştıracak sevdiğin ve razı olduğun iyi işleri yapmaya muvaffak kıl. Evet. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duasına diyor ya, Allah'ım seni sevmeyi bana canımdan, emelimde ve soğuksuzlardan sevimli kıl. Amin ya Rabbi. Yani insanın emeli. Emel nedir? Bizim dünyada sahip olmak istediğimiz her neyse. İşte diyelim ki ihtiyacımız nedir? Borcumuzun var, bitmesini istiyoruz. Çocuğumuzun olmuyor, olmasını istiyoruz. Malımızın yok, zengin olmak istiyoruz. Sıkıntımızın var, gitmesini istiyoruz. Hastamız, şifa bulmak istiyoruz. İşte bazı şeyleri elde etmek istiyoruz. Onu vesaire vesaire. Yani dünyadaki bizim emellerimiz bitmez. Hakikaten de böyledir. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım bana seni sevmeyi canımdan, emelimde ve soğukluktan daha sevimli kıl diyor Aleyhisselatü Vesselam. Süleyman Aleyhisselam da diyor ki bana vermiş olduğu nimetlere karşılık sana şükretmeyi bana ilham et diyor ve beni sana yaklaştıracak, senin rızanı kazandıracak, senin rızana sebep olacak olan ameller yapmaya muvaffak eyle. Ve adkhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Evet. Ve beni rahmetinle, bakın burası daha önemli. Ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat diyor. Salih kullar neresidir? Yusuf Aleyhisselam ne demişti? Tevaffani Müslüman ve elhikni bis salihin. Canım Müslüman olarak kal ve beni salihlerin zümresine ilhak ile. Yani beni salihlerin arasına kat diyor Allah'ın nebisi Süleyman Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam. Ve Süleyman Aleyhisselam da diyor ki ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin, ve beni iyi kullarınla birlikte rahmet yurdu olan cennete koy diyor ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Bu mübarek surede, yani ayetlerde birçok edebi sanatlar kapsamaktadır. Bunları aşağıda şöyle cezetleyebiliriz. Tilke, biz bu surenin başlangıcında bugüne kadar, yani 19. ayete kadar 3 bölüm işliyoruz arkadaşlar. Soğuklarla, hastalıklarla başımız belada olduğundan dolayı bazen sesimiz gidiyor, bazen işte hasta oluyoruz, bazen burnumuz tıkanıyor. Bugün biraz daha iyiyiz ama nihayet 3. bölüme geldik. Normalde bir bölüm işlememiz gerekirken, yani tek bir bölümde 3 bölümde işledik. O yüzden şimdi bu edebi sanatlar bölümünde 1. ayetten itibaren edebi sanatlar verecek. Tilke ayatul Kur'an. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Cümlesinde uzak için konulmuş olan işaret, yani ismi işare, ismi yakın için kullanmıştır. Bu ayetlerin fazilet ve şeref mevkilerinin yüksekliğini gösterir. Ve kitab-ı mubin, apaçık bir kitap için. Terkibinde kitap kelimesinin nekira gelmesi onu yüceltmeyi ve ona saygı ifade eder. Yani kitabın öyle bir kitap ki. Böyle bir kitap ki. Şanı şeref yüce, değeri yüksek bir kitaptır. Hüde ve Büşra 3. Hidayet ve Büşra'dır, yani müjdedir. Kelimeleri mastar olup vurgu ifade etmeleri için ismi fail yerine kullanmışlardır. Doğruyu göstermek, gösteren ve müjdeleyen demektir. Yani bu kitap. Kur'an doğruyu gösterir, yani hidayet erdirir ve müjdeler. Neyi? Dünyada Allah'ın nimetlerine gark olma, ahirette de Allah'ın nimetlerine gark olma. Allah'ın vaadidir. Az bir tecrübe edin. Allah'a kulluk üzere olan bir kimse dünyada bir sıkıntısı yoktur. Ha diyeceksiniz ki ne alakası var kardeşim, niye böyle diyorsun sen?
Adam hastalanıyor, karısıyla kavga ediyor, çocuklarla kavga ediyor, akrabalarla kavga ediyor. Ne bileyim ben işte hastane düşebiliyor, borçlu olabiliyor, böyle diyorsun diyor. Ne alakası var diyorlar, diyebilirler insanlar. Bunu kastetmiyoruz. Kafirler dünyada kazansalar huzurları yerlerinde değildirler. Şükürleri yoktur, kanaatleri yoktur ve ızdırap içerisindedirler, feryat-ı figan ederler. Ama Müslüman geniştir. Kolay kolay böyle ızdırap, feryat-ı figan içerisinde olmaz. Çünkü o bilir ki veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Her şeyin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla Allah'a güvenerek hareket ederse, hele bol zikir yaparsa hayatı nasıl yaşadığını anlamaz. Böyle. İşte Kur'an en büyük zikir olduğundan dolayı o Kur'an hidayete erdirir ve müjdeleyicidir. Ve bil avvehum bil ahiratihim yuqinun. Ahirette yakinen, kesin kesin inananlar cümlesinde zamirin tekrarlanması, yani hum tekrarlanması, kesin kesin inananlar yani iman edenlerin sadece onlar olduğunu ifade eder. Ve hum bil ahiratihim aksarun. Ahirette ziyana uğrayanlar onlardır cümlesi de ona benzer. Buradaki iki cümle arasında güzel bir mukabele sanatı vardır. Ve inneke letulekkal Kur'ane. Şüphesiz ki Kur'an'ı sana ilhak, yani ilhak eden, yani veren. Tuleka. Veren. Ve vermekte cümlesine Kur'an hakkında şüphe edenler için bulunduğu için inne ve lam ile pekiştirme yapılmıştır. Ve inneke muhakkak ki sen letulakkal Kur'an'a. Kur'an sana vermiştir. Yani burada şüpheleri def etmektir. Ve elki asake felemma ra'aha tehtezzu. Asanı at, yani koy. Musa onun depirdiğini, yani depreştiğini görünce cümlesine hazif yolla icaz vardır. Onu attı, o inana dönüştü. Cümlesi hasf edilmiştir. Sözün akışı bunu göstermektedir. Hasanen, yani güzel ile su kötü ve vela mutbira, arkasını dönüp kaçan ile vela müakkil, geri dönmedi ifadeleri arasında tıbak sanatı vardır. Ayatuna mubsira. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde ifadesinde istiare vardır, yani gizlilik vardır. İstar görmek lafzı açıklık ve beyan için müstahar, yani gizli olarak kullanmıştır. Çünkü insan eşya gözüyle görür, yani ibsar hakiki manalı gözler için kullanılır. Ke enne can, yani sanki bir ilan oldu yani. Cümlesine mürsel, mücmmel teşbih vardır. Yani akıcı ve kapalı bir teşbih vardır. Çünkü burada benzetme edatı söylemiş, benzetme yönü söylenmemiştir. Böylece mürsel ve mücmel teşbih olmuştur. Ve hum la yeşurun. Farkından olmaksızın, yani şuurundan olmaksızın nazik bir özür beyanı vardır. Alimler bir nükte قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. Karıncalar, bir karınca, ey karıncalar, meskeninize, yuvanıza girin dedi. Ayeti ve devamı hakkında şöyle demişlerdir. Bu ayet Kur'an'ın hayret ifade eden ayetlerinden bir ayettir. Çünkü karınca ya ey edatıyla seslendi, ey yuh edatıyla uyardı. Kâlet nemletün ya ey yuh. Evet, hakikaten. Ya edatıyla seslendi, ey yuh edatıyla uyardı. Nemle karıncalar ifadesiyle hitabın karıncalara olduğunu belirtti. Udhulu giriniz kelimesiyle emretti. Mesakinekum yuvalarınıza terkibiyle girecekleri yeri belirtti. La yahtimennekum sizi ezmesinler ifadesiyle sakındırdı. Süleyman'ın sözüyle tahsis yaptı. Ve cunuduhu onun ordusuyla terkiple genelleme yaptı. Ve hum la yeşurun onlar farkında olmaksızın sözüyle de onların mazeretlerini bildirdi. Ne zeki bir karınca. Her şeyin doğrusu alemlere kulaklanmak bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.